Kıymetli izleyenlerimiz, net bakış devam ediyor. Sayın Özalp'la birlikteyiz. Saadet Partisi Ilgın Belediye Başkan Adayı Sayın Yetkin Özalp'la Ilgın'ı değerlendirmeye devam ediyoruz. Sayın Başkanım, mevcut başkanın borçlarından bahsediyorduk. Peki sizden sonra DYP, MHP ve AKP belediye başkanları geldi. Peki sizden sonra da diğer başkana da satış yaptılar mı? Gayrimenkuller satılığa çıkardılar mı? Şimdi tabii bizden sonra bizden önce MHP vardı. MHP döneminde bizim Ilgın'ımızda Meybal'ın bulunduğu bir bizim asfalt ve konkasör testlerimizin bulunduğu bir yer vardı. Evet. Burası o dönemde fabrika yapılacak diye, hatta burada resmi de olacak, şu fabrika yapılacak diye bu tesis o zaman belediyenin asfalt konkasör testleri, bakın bu dağda kireç taşı olan ve belediyenin genellikle hava su gibi lazım olan bir tesisiydi. O zaman 8,5 milyar liraya bir müteşebbise satıldı. Ancak bu fabrika o günden bugüne kadar hayata, yani çalışmaya başlamadı. Evet. İşte bir iki bekçiyle şu anda devam ediyor. Ayrıca tabii MHP döneminde de bizim Kaplıca Dağı'nda bulunan araziler bir şekilde devre mülk gibi satıldı, alındı. O dönemde onlar yapıldı. Evet. Ha, Doğru Yol döneminde de bizim mezbahanın bulunduğu ve şu anda akım plastik dediğimiz boru üreten bir fabrikaya borular satıldı. Tabii ufak tefek arsalar var, onlar satıldı. Ama en büyük satış AKP döneminde yapıldı. AKP döneminde bakın şimdi bu Kaplıca'nın arkasında bir dağımız var. Evet. Ve Kaplıca'nın tek yeşil alanda burası. Biz bu dağ 5 milyar liraya o günkü dönemde, bizim dönemimizde satışa çıkarıldı. Hazinenin. Bu dağın 100 bin metrekaresi Ilgın Belediyesi'nin, kalan kısmı hazineye ait bir dağ. Evet. Şimdi bu dağ 5 milyar liraya satışa çıktığı zaman, o günü kulakları çinlesin, Ilgın'da bir mal müdürümüz vardı, Ahmet Kara Bey isminde. Bu kardeşimiz bize dedi ki, başkanım bu dağı satacaklar, buna ilgilenin. Kaplıca'nın hamamın arkasındaki tek özellik olan dağ burası. Evet. Başka bir yeşil alanı yok. Biz o zaman bu dağın, bize kıymet takdiri soruldu belediye. Biz bu dağın 1 trilyon 200 milyar lira edeceğini ve belediyemiz tarafından alınacağını ifade ettik. Evet. Bunun üzerine mal müdürlüğünden gelen yazı, maliyeden gelen yazı satıştan vazgeçilmiş olarak geldi. Belediye talep ettiği için mi vazgeçti? Tabii. Biz çünkü 5 milyara satılacaktı. Biz 5 milyara satılacak yere 1 trilyon 200 milyar verdik. Evet. Şimdi oyun bozulunca satıştan vazgeçildi. Ve biz bunun üzerine bu dağı Ilgın, o zaman Faruk Bal döneminde bizim o zaman bakan, bir şehit ailelerine ceviz projesi diye bir proje vardı. Biz bu dağı Ilgın Belediyesi adına ağaçlandırma sahası olarak proje çizdirdik. Şu anda AKP'de yönetim kurulunda olan Ömer Öztürk diye orman mühendisi arkadaşımız buranın ağaçlandırma. Zaten görüldüğü gibi ağaçlandırılmış bir alan. Evet. Ve buraya projesi ve bunu biz Ilgın Belediyesi'ne tahsis ettirdik. Ve bu AK Partili belediye başkanı arkadaşımız gelene kadar bu tahsis devam etti. Ve bu tahsis sebebiyle buraya kimse el koyamadı. Fakat belediyemiz ne hikmetse, belediye başkanımız burayı torku şekere verebilmek için bu dağı, dediler ki biz bu dağa bakamıyoruz. Bu dağdan tahsisi kaldırın dedi. Maliye Hazinesi'ne tahsisi kaldırdı. Evet. Biz bu ağaçları hiçbir zaman sulamıyorduk, budamıyorduk, bademlerini toplamıyorduk. Yani belediyeye bir külfeti yoktu. Buraya şimdi şeker, torku şeker veyahut da panko birlik otel ve 5 yıldızlı tesis yapacak diye bekliyorlar. Bu 3 yıl önce verildi. Bu Mayıs'ta da sözleşme süresi bitiyor. Daha henüz yapılan da hiçbir iş yok. Şimdi bunun yanında çok önemli bir husus daha var. Biz o zaman Ilgın kaplıcaları çok meşhur, biliyorsunuz. Evet. Bu kaplıcaların suyunu, belediyenin tapulu alanlardaki sıcak suyunun ruhsatını Ilgın Belediyesi adına aldık. İyi ki de almışız. Ilgın'a belki yaptığımız en büyük hayır o olmuş. Evet. Sonra öğrendik ki daha sonra bu dönemde bir vatandaş Ilgın'daki, Ilgın'ın Kaplıca bölgesi dahil Açık İlice Çavuşçu Gölü'ne kadar olan bütün sahayı balıkçılık adı altında sıcak suyunun aranması ruhsatını kendi adına almış. Müthiş. Ve şimdi bizim sahamız dışında vuracağınız her sondajda bu adama para ödemek zorundasınız. Belediye bunu
özel daireye iptal ettirdi siyasi baskıyla. Ancak idare mahkemesi vatandaşı haklı buldu. Kararı iptal etti ve şu anda dava Danıştay'da. Evet. Şimdi belediye kendi sahası dışında sıcak su arama hakkına bile sahip değil. Öyle bir hale düştü. Onun için de bugün işte yatırımlar noktasında sıkıntı var. Karşıda bir tane otel var Kaplıca'nın. Bu Kaplıca'nın otelinin karşısındaki vatandaş sondaj vurmak için 30 milyar para istedi ve her metre küpünden de sıcak su parası vermek kaydıyla vatandaş vazgeçti. Evet. Yani bu dağda esasında bizim hiçbir şeyimiz yoktu ama belediye hasbelkader bu iki hususta atladı veyahut da uyudu. Ilgın'a en büyük zararı da bu verdi. Evet. Yani gelen dinleyicimizin sorduğu Hamam Dağı'nın verilmesinin problemi de buradan kaynaklanıyor. Efendim mesajlar da gelmeye devam ediyor. Diyor ki Başkan Panko'ya peşkeş çekilen Hamam Dağı'ndan bahsetsin. İşte bu konu bu. Burası. Evet. Burası evet. Diğer bir seyircimiz başkana satacak yer koymadılar. Ne kadar belediye borcu var açıklasın diyor. Efendim şimdi tabii bunu şöyle bakmak lazım. Biz belediye başkanına geldiğimiz dönemde evet. 23 Nisan'da 18 Nisan'da seçimler oldu. 23 Nisan'da geldik. O günde çocuklar hani belediye başkanını görevini devralıyorlar ya. Evet. Aldı. Başladık 1 Mayıs günü. 1 Mayıs günü haberler yağmaya başladı. Belediyenin borçları var. Fırından bir fırınımız vardı. Fırındaki makine arızalanmış. 125 liralık bir parçaya ihtiyaç var. Kimse para vermiyor. Malzeme vermiyor para olmadan. Evet. Tabii biz o zaman bu işi Saadet Partisi'nin, Fazilet Partisi'nin kazanmış olması bazı çevreleri rahatsız etti. MEDAŞ'a büyüklü elektrik borcu var. MEDAŞ buradan sıkıştırıyor. Kaplıca'nın elektriğini kesin. Böyle bir ortamda kasıtlı tabii böyle bir ortamda biz belediye başkanına başladık. Ve 2001 ekonomik krizi oldu ve deprem biliyorsunuz Ağustos depremi oldu. Hep o depremlerde biz belediye başkanıydık. Evet. Tabii deprem olduğu için de bizim ödeneklerimizden paralar kesildi ve deprem bölgelerine aktarıldı. Ama elhamdülillah biz o sıkıntılı dönemde belediye başkanları işçi ve memurun parasını dahi ödeyemiyorlardı. Biz işi sıkıtarak, bütçemize sahip olarak ve bütçeyi tasarruflu kullanarak ben Ilgın'la herkes şahittir belediyenin makam arabasına dahi binmedim. Evet. Kendi arabama bindim. İstanbul'dan bir hibe araba aldık. Benzinli Broadway bir taksi. Broadway taksiye tüp taktırdık öyle gezdik. Evet. Öyle ki ama bir gün olsun işçimizin memurun maaşını aksatmadık. Ve bir metrekare yer satmadık. Ha ben onu soracaktım Sayın Başkanım. Tabii sizden sonra MHP, DYP ve AKP belediye başkanlığı yapmış. Onların gayrimenkul sattığını söylüyorsunuz. Doğru mu efendim? Bizden önce MHP, ha, bizden evet. Sonra DYP, daha sonra AKP. Sattılar değil mi? Evet. Peki siz de belediye başkanı yaptınız. Evet. Peki siz satmadınız mı? Öyle biz satmadık. Evet. Biz aksine yer aldık. Evet. Mesela bizden sonra Doğru Yol Partisi'nin arkadaşımızın sondajdaki verdiği arsayı sondaj bedelinden bize verildi. Hibe edildi. Sudakul'un. Biz Ilıca Mahallesi'nde mezarlık yerini belediyeye hibe olarak aldık. Evet. Yani biz belediyeye mal kazandırdık. Hiçbir yer satmadık. Kazandırdınız. Evet, satmadık biz. Evet. Bizim Ilgın'da bizden kimse ve bizim için borç için kimse gelip de bizden para istemedi. Belediyenin muhasebesi günlük hesaplar bendeydi. Evet. Yani gelirimiz ne, giderimiz ne hepsini biz takip ederdik. Evet. Ama bakın benim telefon numaramı herkes bilir. Belediye başkanıyken de o telefonum vardı. Kendime aitti. Bütün bedelini ben ediyordum. Ama şimdi biz bakıyoruz ki belediye başkanı 2 milyarlık telefon alıyor, konuşmaları belediyeden ödeniyor. Evet. Yandaki personelin telefon paraları belediyeden ödeniyor. E şimdi şurada bir fatura var. Bakıyorsunuz bizim orada bir park var. Fahrettin Altay Parkı 11 milyar 785 bin lira orada içilen çay ve yemek paraları kiraya mahsuplaşıyor. Belediye mi yapmış? Belediye başkanı yapıyor bunları. Evet. Belediye başkanımız maşallah seyahatleri çok seviyor. Dubai'sinden tut, Almanya'sından Fas, Cezayir, Tunus, Kırım nereye isterse gidiyor ve 60 milyar civarında harcak ve yolluk alıyor. Müthiş. Bir uçak bileti bak 10 milyar lira bu. Fatura burada. Yurt dışı aynen böyle yazıyor. Yurt dışı hizmet bedeli. E şimdi bizim bindiğimiz makam arabası bugün Çöpçübaşı'nın altında arkadaş bizim makam arabası bindiğimiz yerde. Peki Sayın Başkanım ben özel bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Peki bu kadar düzgün, dürüst, hizmet aşkıyla yanan bir insan niye tercih edilmiyor? Efendim şimdi biz şunları yaşadık.
Bizim oraya bir termik santral. Şimdi bakın şurada belediye başkanımızın bir projesi var yapacakları diye. Evet. Şu projeye baktığınız zaman bu projenin hepsi hikaye. Alın. Vatandaş bunu alsın okusun. Ne diyor? Kültür merkezi bir projesi. Doğalgaz bizim oradan geçiyor. Doğalgazın ne olduğunu siz de biliyorsunuz. Evet. Doğalgazı şirketler satıyor. Belediyeyle bir alakası yok. Adam buradan keser. Daha kamulaştırılmamış yere diyor ki belediye binası ve otopark yapacağım. Belediyenin 23 trilyon, 25 trilyon borcu var. Sen diyor ki burayı kamulaştırma otopark yapacağım. Yeri yok daha bunun. Bakıyorsunuz ne var? Efendim şehir meydan projesi istimlak edeceğim diyor. Ya senin borcun var daha paran yok ki neyi istimlak edeceksin? Arkasına bakıyorsun şu eski ılgın evleri. Geçende de vardı şimdi de var. Yani şuradaki bakıyorsun hepsi yeri yurdu olmayan hayali projeler. Evet. E şimdi vatandaş bunu istiyor ve şuraya bir şey koymuş. Bakın en sonu. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi deminki gösterdim hamam dağı üzerine yapılacak otel. Panko Birliği'nin yapacağı otelin işçi sayısı yazıyor. Ne yazıyor? 400 kişi çalışacak yazıyor. Ilgın'da Ciner grubu. Ne ilgilendir değil mi? Ha Ilgın'da Ciner grubunun yapacağı ifade edilen ve 1997-98 yıllarında Amerikalı şirketi yapacağı zaman Süleyman Demirel'in ve Mesut Yılmaz'ın temel attığı ve o günkü Doğru Yol yönetiminin işçi yazmaya başladığı tesisi aynı yazmış 580 kişi çalışacak diyor. 1500 kişi çalışacak diyor. Buraya işçi yazıyorlar. Efendim bizim isim vermekte mahsur var mı bilemiyorum. Bezirci çimento fabrika yapacakmış. Orada 580 kişi çalışacak. İşçilere bunu yazıyor. Bakın. Biz diyor ki bu kadar adamı işe alacağız diyor. Kesin beyannamesi mi? Evet. Evet. Daha bundan hiçbir ortada yok. Bu vatandaşa diyor ki sizi ben buraya işe yazacağım. Kardeşlerim. Belediye çalışan işçilerini çıkardı. Haksız yere. Mahkemede adamlar dava açtı. 700 milyar lira işte tazminat ödedi. Ya bakın arkadaşlar. Şurada belediye öyle bir boş noktaya geldi ki daha yapılmadan temelde eczaneleri sattı. Hastane inşaatı. Hastane inşaatındaki eczaneler daha temelde satıldı bunlar. Efendim, bugün çok ve Ilgın'daki merkez çarşısında dükkanlar satıldı. Bakın bu pazar yerindeki iki taraflı bütün dükkanlar satıldı. Ve meclis üyelerine verilen raporlarda bu bir taraf hiç gözükmüyor. Hesapta bile yok. Şimdi Ilgın Kaplıcası'nın yanında bulunan bakın şu buğday pazarındaki buğday pazarında 4-5 tane dükkan satıldı. Bunlar hiç verilen hesaplarda yok. Şimdi Ilgın'daki Uzun Otel diye bir otelimiz var Kaplıcan içerisinde. Burada fakir aileler gelir kalır. Evet. Aşağı yukarı 54 tane odası vardır. Yanında da bir küçük otel var 32 tane odası var. Burada insanlar 20 liraya kalır oda başında. Ve bu insanlar hamama girerken bilet parası alarak girerler. Yani bugün düşünün 54, 32 tane yapar 96 oda. 20 şerreden ne yapar? 29, 18, 1800 lira yapar. Evet. Öyle mi? Evet. Şimdi 1800 lira, bir de adam bilet parası 2000 lira. Ayda ne yapar? 60 bin lira. 6 ay çalışsa ne yapar? 1 milyar 800 milyar para yapar. Bunların hepsini yıktılar. Belediye bir yerinde bir şey yapamadılar. Şimdi siz gelir getiren yerler satar yıkarsanız, şimdi belediye başkanımız herhalde yeniden belediye başkanı olsa büyükşehir yasa beldeler ve köylerin orta malları varsa onları satacak. Başka Ilgın'da belediye binasının dışında satılacak bir yer kalmadı. Yani şuradan çıktığın zaman beldelerdeki dediğiniz gibi gayrimenkuller satılacak. Anca onları satacağım. Başka bir şey kalmadı ki. Başka bir şey kalmadı. Şimdi bu kadar borç. Ben diyorum 150 trilyon gelirim var. Yaptığın tiyatrım işte ortada. İki taneye göre. Sen devlet yatırımı diye yapıyorsun. Eğer devlet yatırımı diyorsan şu devlet yatırımı da bizim zamanımızda yapılan bir devlet yatırımı. Şeker fabrikası. Evet. Bunda 2500 tane insan çalışıyordu. Ilgın'ın şehresini değiştiren bu fabrika. Evet. Ilgın'ı Ilgın yapan. Tabii bu fabrika. Ilgın'daki esnafı esnaf yapan, insanlara para kazandıran, esnafın alışveriş yaptığı ve köylünün direkt dolaylı yararlandığı bir fabrika. Bu 2500 kişi çalışıyordu. Geçen şeker fabrikasına ziyarete gittik. Müdür bey bize çay ikram etti. Çayın yanında gelen şeker bak cebimde. Tamam mı? Torku şeker. Torku şeker fabrikasının şekeri. Müdür beye dedim ki ya müdür bey Ilgın şeker fabrikası şeker üretmiyor mu? Dedi ki başkanım küp şeker bölümümüz olmadığı için mecbur Torku'dan alıyoruz şeker. Ya müdürüm bizim Ilgın şeker fabrikasının küp şeker bölümü vardı.
Erbakan hocam hep derdi ki Ilgın Şeker Fabrikası'nın şekerinin poları yüksek ve küçük olduğu için çaycılar, kahveciler çok hoşuna gidiyor. Ve her yerde Erbakan'ın şekeri diyorlar buna diyordu. Ama biz bal küpü şeker fabrikasındaki küp şeker bölümünü kapattık. Kayseri'ye bal küpü şeker oldu. O testi oraya verdik. Başka? Dedim ki o zaman ben. Müdürüm o zaman toz şeker verin. Mariş toz şeker, Ilgın Şeker Fabrikası'nda Ilgın Şeker'den içelim çayı. Dedi ki toz şeker deyince başkanım işte böyle bir kaba koymak da ayıp olur. Herkes kaşıkla almaz. Dedim ki onu yapma bak şunu yap. Toz şeker. Devlet diyor buna yap ambalaj yapacağım ödenek vermiyor. 2500 çalışan fabrika 500'e düştü şu anda işçi sayısı. Özelleştirme kapsamına girdi. Bizim mücadelemiz, Şeker İş Sendikası mücadelesi şu anda durduruldu. Ama nasıl zarar ettiriz diye bu iş çalışıyor. Şimdi bu Ilgın'ın ekonomisine maddi katkı sağlayan bir tesis. Bunun karşısına çıkıyor, hükümet yol yaptık biz, işte Boğaz Köprü yaptık biz, ondan sonra efendim okul yaptık, okul binası yaptık diye bunları belediye hizmeti olarak vatandaşa götürüyor. Evet. Vatandaş da diyor ki ya bir çivi çakandan Allah razı olsun. Tamam Allah razı olsun bir çivi çakandan ama belediyenin yapmasıyla devletin yapması farklı şeyler. Ha biz diyor ki bunu cebinizden mi yaptınız? E siz öbürlerini cebinizden mi yaptınız? Yok eğer devletin yaptığına övüneceksek buyurun şöyle bir tesis bir fabrikada siz yapın. Evet. Biz yarım yamalak iktidar olduk bunları yaptık. Bir bunu yapmadık. Bir bunu yapmadık. Afyon Şeker Fabrikası'nı yaptık. Bolvadin Alkaloid Fabrikası'nı yaptık. Seka Kağıt Fabrikası'nı yaptık. Konya Timosan Motor Fabrikası'nı yaptık. Ereğli Şeker Fabrikası, Bor Şeker Fabrikalarını yaptık. Evet. Tavşan Çalı'da Dozer Greyder Fabrikası yaptık. Bir bunlar yapmadık ki. Ama siz geliyorsunuz bunlar kapatın. Hani devlet yatırımı. Ha bu milletin evladının karnını doyurmak lazım. Bu milletin insanını doğduğu yerde doyurmak lazım. Aksi halde sözlerimizin başladığı göçün önüne geçemezsiniz. İşsizliğin önüne geçemezsiniz. Ahlaksızlığın önüne geçemezsiniz. Geçemezsiniz. Evet, efendim isterseniz biraz da Ilgın'a yapacağınız projeden bahsedelim. Evet. Şimdi tabii Ilgın'a yapacaklarımız, yaptıklarımız var. Yapacaklarımızı da söyleyelim. Evet. Şöyle kısa kısa tabii notlarımıza bakarak söylersek atlamış da olmayalım inşallah. Şimdi tabii Ilgın'ımızın şu andaki bizim gördüğümüz en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Tabii bu hep göz ardı edildi. Ha bizim zamanımızda da o sıkıntılı dönemde buna el atamadık. Ilgın'ın genelde içme suyu, su boruları 1985-83 ANAP döneminde yapılmıştı. O zamanki belediye başkanımız zamanında, o günkü şartlarında o borulu. Bunlar borular asbest borular. Evet. Asbest borular kanserojen yapan, kanser yapan borular. Birçok belediye bu asbestli boruları değiştirdi. Bizim de Ilgın'daki bu asbest boruları acilen değiştirmemiz lazım. Evet. İçme suyunu değiştirmemiz lazım. Biz belediye başkanlığımız dönemimizde bizim Baltapınar diye bir bölgemiz var. Oradan cazibeyle gelen 16 tane tatlı su çeşmesi getirdik. Yine bizim Gökçeyurt diye bir kasabamız var. Oradan Koz'dan cazibeyle bizim su depolarımıza çıkacak tatlı su kaynağı var. Onu getirmek için çalıştık. Fizibilite raporlarını yaptırmıştık. Hatta o zaman Gökçeyurt Belediyesi de buna izin verdi. Bazı izinler kaldığı için ve bizim de seçim dönem başkanlık dönemi bittiği için kaldı. İnşallah bunun yapılması gerekir. Evet. İkincisi Ilgın 10 bin nüfusa göre bir kanalizasyon yapıldı. Çok küçük borular döşendi ve yağmur bizim yağmur standa gideceği olmadığı için aynı bu kanalizasyon borularına verdiği için aşırı yağmurlarda bu taşma yapıyor evlerin tuvaletlerinden basıyor. Evet. Basıyor ve bu kanalizasyonun mutlaka yapılması gerekir. İhalesi yapılacaktı ancak büyükşehir yasasıyla bu artık KOSGE'ye kaldı. Bunun yapılması lazım. Kanalizasyonun mutlaka yapılması lazım. Artı şimdi tabii bizim Ilgın'ımızda hayvancılık var. Aşağı yukarı tespitlerimize göre burada raporlarımız da var. Tespitlerimize göre Ilgın'da 66 bin büyükbaş hayvan olduğu ve Sayın Bakan Yardımcım, Sayın yanlış hatırlamıyorum 53 bin civarında küçükbaş şöyle bakayım ben tam net olsun. Pardon özür diliyorum. 36 bin başkanımız 530 büyükbaş hayvan varlığı ve 66.300 küçükbaş hayvan bulunduğu Tarım Müdürlüğümüzde ve bunun yanında da işte 53 bin küsür de tavuk olduğu tespit edilmiş. Şimdi Ilgın'ımızda bir mezbahamız vardı.
Bu mezbaha işte o dediğimiz gibi akım plastiğe satıldı. Şu anda birinci sınıf mezbaha olmadığı için de mezbaha sıkıntısı var. Tabi Doğru Yol Partisi döneminde Mehmet Ağar tarafından, o günkü belediye başkanımız tarafından bir mezbaha temeli atılmıştı. Belediye başkanımız tabi demeçlerinde kendi sayfalarında bu yapıldı bitti filan diyor. Bakın böyle gösteriyorum. Bu mezbaha bu halinde duruyor. Evet. İnşallah atıl vaziyette. O günden bugüne aşağı yukarı 8-10 senedir bu böyle duruyor. Biz bu mezbahayı tamamlayıp iç ve dış kesimi açmak durumundayız. Çünkü bizim insanlarımız bir hayvanlarını kestirmek için ya Afyon'a gidiyorlar ya Beyşehir Doğanbey'e gidiyorlar. Biz onun için de burada tabii vatandaşın masrafı noktasından bunun önüne geçmek durumundayız. Evet. Yani Ilgın'da kesimini yapıp Ilgın'da parasını alacak ve dışarıya gitmeyecek. Tabii Ilgın'da bunun yanında aşağı yukarı günlük 100 ton civarında süt toplanıyor. Ve Konya'ya ve çeşitli yerlere gidiyor. Evet. Biz bunu Ilgın'da işlenmesi ve süt ürünlerin Ilgın'da üretilmesini istiyoruz. Artı Ilgın'da bir organizasyon, artık bugün bizim işletmelerimiz, bir kardeşimizin bir işletmesi var, yeterli gelmiyor. İşte herkes daracık yerlerde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun için organize sanayi bölgesi ve hayvan besi organize sanayi bölgelerinin kurulması lazım ki bu diğerlerin işlenmesi ve diğer organize ve hem istihdam noktasından hem de sanayileşme noktasından çok önemli olan şey. Evet. Bunların yapılması lazım. Artı bizim şimdi tabii orası tarım ve hayvancılık bölgesi. Tarımla ilgili sıkıntılar var vatandaşın, arazi sahiplerinin. Bizim orada biliyorsunuz arazinin korunması Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nda yapılırdı. Evet. Bu belediye başkanımız geldikten sonra Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı kapattılar. Allah. Ve şu anda araziler sahipsiz bazı insanların hayvanlarını otlatmasıyla geçiyor. Gerekçe ne efendim? Gerekçe o günkü mali bilançoda borçları vardı, bilmem ne vardı, kurtulmak için kapattılar. Hani zarar eden yere adamlar kapattım, satım kurtuluyorlar. Evet. Olay bu. Anlayış, mantık bu. İnşallah biz bu Çiftçi Malları Koruma'yı tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Hadi belediyemize. Tabii şimdi bunun yanında köylerimizin, bazı köylerimizin sözün başta ifade ettiğim gibi içme suları, göl yapımları, kanalizasyon sıkıntıları var. Onları halletmek durumundayız. Ayrıca biz bu belediye başkanlığımız dönemimizde de aynı şekilde bu korumayla işbirliği yaparak tarlalarımızın yollarını düzeltip kumlama işlerini yapıyorduk. Yine bunları yapacağız. Ve Ilgın'da tespit ettiğimiz bir alan var. Burada 100 bin metrekarelik bir mesiri alanının kurulması çalışmalarını yapacağız. Ayrıca artık şimdi bize mesela Bulcuk Milli Parkımız var Gölet civarında. Bu parkların bakımı, temiz tutulması, halkımızın hizmetine sunulması önceliklerimiz. Sayın Başkanım, burada şeyler gelmeye devam ediyor mesajlar. Diyor ki ekmek fırını bile sattılar. Yetkin Bey hatırlasın diye söylüyor. Evet. Bir seyircimiz. Diğer bir seyircimiz diyor ki belediyeden çıkan 8 kişi para aldı. Geri kalan daha almadı. Bunlar ne olacak başkanım diye öyle bir soru var. Şimdi tabii şöyle bir şey oldu. Ben tabii yapacaklarımdan, tabii o sorulara mı cevap verelim yapacaklarımızı söyleyelim. Hangisini yapalım? Yani şimdi kısa ve öz Sayın Başkanım. Ne demiş bir daha okursanız anlayalım. 8 tane çıkarılan işçilerin diyor 8 tanesinin parası ödendi, diğerleri ödenmedi diyor. Onlar da alacaklar. Tabii onlar ödenecek tabii. Hakkı alacak. Yani. Herkes hakkını alacak. Ekmek fırını sattılar tekrar diyor başkanım hatırlasın diyor. Evet şimdi tabii biz o zaman geldiğimiz zaman bizim için hani tabii bir ekmek fırını işletmek çok ama biz Ilgın'da piyasaya vatandaşa ucuz ekmek yedirmek için ekmek fabrikasının bütün aletlerini yeniledik. Ekmek fabrikasının aracını yenilemiştik. Başkanımız geldi önce fırıncılara bunu kiraya verdi. Sonra da bütün malzemelerin hepsini sattı. Fırını da kapattı. Bir iki tane herhalde mühürlenmiş belediyeye ait. Bir iki tane mühürlendi diyor. Bir iki tane neresi bilemiyorum. Türkiye'de imalat yaptığı için mühürlenen 5 işçinin çalıştığı tek bir iki tane Ilgın'dadır diyor. O şeydir. Bir arkadaşın işletmesi var. İşte evet. Şu da fırının şu andaki hali, dış hali viran halinde. Evet. Tabii belediye mallarına bu dönemde sahip çıkmadığı için bakın şurada bazı fotoğraflar var. Evet. Bakın şu fotoğraf Kaplıca Dağı'nda bulunan bir tesisim, Atakan tesislerinden bir tesisin. Çok güzel bir tesisti. Bunu önce bir arkadaşa verdiler. Orada gazino gibi çaldı. Ondan geri aldılar. 60 milyar lira bu adama para verdiler. Evet. 30 milyar lira da belediye masraf etti. Burayı yeniledi. Bakmadıkları için şimdi bir tane bungalov ev yandı.
Ve şu anda da içi böyle camları kırmış, perişan vaziyette. Evet. Ha, belediye maalesef mallarına sahip çıkmıyor. Korumuyor. İşte şu fırının hali virane halinde. Tabii belediye vatandaşı ve esnafı ve işçiyi maalesef bu belediye döneminde zulmettiler. Evet. Biz geldiğimiz zaman hiç işçinin hangi partili olduğunu hiç sorgulamadık. Hiçbir işçi çıkamadı. Hatta bizim zamanda işlerin birçoğu geçici işçiydi. Ama biz işleri mağdur etmedik ve onların partilerini de sorgulamadık. Ama bu dönemde 29 tane işçi başka kurumlara gönderildi. Onları C4 kapsamında gideceklerinde ama kanun değişikli adamlar o haklarını aynı gittikleri okullarda aldılar. Evet. Şimdi 40 tane işçi böyle sebepsiz yerine adam alabilmek için müteahhitlere çıkarıldı. Onlar demin dediğim gibi 700 milyar lira civarında para kazandı. Evet. Tazminat ve bunlar alınacak. Mutlaka ödenecektir bunlar. Ha şimdi esnafa bakıyorsun. Bakın burada esnaf fotoğrafları var. Belediye dükkanları satacağız diye bütün esnafı kar ve kışta kapının önüne koydu. Evet. Şurada görün. Esnaf berberliği kapının önünde yaptı. Esnaf çaycılığı kapının önünde yaptı. Bakın bu resimler. Adam kasaplığı kapının önünde yaptı. Çok enteresan. Bakın berberlik, kasaplık bizim belediye iş merkezi herkes sokaklara kondu. Herkes çadırlar altında mesleğini yapmaya çalıştı. Hatta öyle ki şu pazar yerinde yapılan yerleri o gün kanunda değişiklik sebebiyle kanundan yararlanarak kış gününde bakkal dükkanları, marketleri boşalttırdılar. Ya bu zulüm değil mi Sayın Başkan? Zulüm tabii. Nedir bu yani? Bunlar bir hiçbir tanesi bu esnaf kardeşlerimizin hiçbir tanesi korsan değil. Vergisini ödeyen, kirasını ödeyen namuslu insanlar. Kışın ortasına nasıl sen dışlayabilirsin? Dışlıyorsun. 15 gün içerisinde çık çıkmasan polisle, kaymakamlıkla o günkü kaymakamda AK Parti'nin temsilcisi gibi davrandı. Esnafa en ufacık şu anda sahip olmadan inanın birçok arkadaş polis marifetiyle dükkanlarından boşaltıldılar. Çok enteresan. Yani insanlara fırsat dahi verilmedi. Ha şimdi ondan sonra başkanlar diyor ki biz halkla yan yanayız. Biz halkın içindeyiz. Halkın isteklerini yapacağız. Ha, o zaman da biz vatandaşa diyor ki merhamet etmeyene merhamet edilmez. Evet. Bu millet seçimde bunun hesabını sorması lazım. Evet. Sormuyorsa da o zaman kendim ettim, kendim buldum türküsünü söylemesi lazım. Evet. Başka çaresi yok bu işin. Gayet. Sayın Başkanım zamanında oldu. Eğer yatırımla alakalı olarak evet. Biraz hızlı geçerseniz evet. Saatimiz daha iyi ilerledi. Kaç saatimiz? Saat. Daha erken can. Daha herhalde zaman başlama saatimize göre daha zamanımız var. Evet. Tabii şimdi dedik ki 100 bin kişilik bir mesire alanımız var. Hayalim olan bir yer. İnşallah Allah nasip eder orayı yaparım. Halkımızın hizmetlerine sunarız. Yine parklar, mesire alan yerler var. Hayvan pazarımızın sıkıntısı var. Tam şehrin girişinde park sorunları var. Hayvan pazarının yerinin değişmesi lazım. Bir de büyükbaş hayvanlarla küçükbaş hayvanların ayrılması lazım. Pazar yerinde bu sıkıntı oluyor. Emeklilerimizin oturabileceği bir yer yok. Emeklilerimizin oturup sohbet edebileceği. Artık emekliler yalnız insanlar olduğu için en azından o camia içerisinde kahvelerde gidip oturamıyorlar. Camiden eve, evden camiye anca böyle gidiyorlar. Onların oturup hal hatır soracakları bir yer var. Ayrıca biz belediye başkanlığımız döneminde Ilgın'ımızın o zaman 12 mahallesi vardı. 12 mahalle muhtarımızla her ay toplantı yaparız. Muhtarlarımızın mahalle isteklerini tespit ederiz. Bir ay sonra ne yaptık ne yapmadık hesap verirdik. Şimdi mahalle muhtar sayımız arttı. İnşallah bu muhtar toplantıda devam edeceğiz. Bütün köylerimizin, mahallelerimizin ihtiyaçlarını birlikte değerlendireceğiz. Ayrıca gençlerimizin gideceği bir yer yok. Ancak kahveli ve internetlere gidiyorlar. Biz gençlik merkezini kuracağız. Gençlerimize bedava internet imkanı sağlayacağız. Artı şimdi TOKİ binalar yapıyor ama kar amaçlı yapıyor. Evet. Biz dar gelirli vatandaşların ucuz konut noktasında ucuz konut üretimini yapacağız inşallah. Ve şimdi başkanımızın demin okuduğum termik santralı noktasında daha önce bizim belediye başkanlığımız döneminde Amerikan şirketi bu santralı yapacaktı. Ancak bazı fiyatlarda anlaşamadığı için iptal edildi. Devlet de o Amerikan şirketine tazminat ödedi. Şimdi o zaman ben Amerikalı yetkililerle konuştuğum zaman dedim ki siz burada çalıştıracağınız insanların hangi vasıflarda olması lazım? Düz işçileri çalıştıracak değilsiniz. Bize dedim ki ne kadar kaynakçı istiyorsunuz? Ne kadar elektrik istiyorsunuz? Ne kadar usta istiyorsunuz? Bunları söyleyin. Biz meslek edindirme kursları açalım. Bunları eğitelim. Ellerine bonservis verelim. Halk eğitimle birlikte
Siz istediğiniz zaman işçi adam bonservisiyle gelsin. Evet. Ben elektrikçiyim diye gelsin. Ben kaynakçıyım diye gelsin. Ve vasıflı bir işçi olarak gelsin ki burada işe girebilsin. Değilse ben filan köydenim, başkanın selam var diye gelirse kimse almaz özel sektör. Alır mı? Evet. Hatır için alır mı yaramayan adam? Yani sıkıntı. Ha, biz bu insanlarımızı eğitelim diyoruz. Onun için de meslek edindirme kurslar açacağız inşallah. Şimdi tabii ben avukat olduğum için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Evlenmeden önce ve evlilik içerisinde ailelere psikolojik ve destek verebileceği psikolojik destek merkezleri kuracağız. Ayrıca bizim zamanımızda özürlerle ilgilenmiştik. Özürlerin rehabilitasyon merkezi kuracağız. Bunlar var. Ha, bu iyi çalışan kardeşlerimiz de var. Ancak şimdi özürler rehabilitasyon merkezleri sırf devletten aldıkları para sebebiyle bunu yürütüyorlar. Evet. Yani oraya gelen özürlere daha geliştirici, daha eğitici hizmetler verilmiyor. Ama bunu resmi kurum olarak yaparsak bir kardeşimiz de burada özürler bölüm başkanı inşallah. Onun da desteğiyle Ilgın'da bu işi para için değil, o özürlü kardeşlerimize yardım etmek için, onları geliştirmek için inşallah böyle bir özürler merkezi kuracağız. Tabii biz Ilgın'a geldiğimiz zaman bir tane sağlık ocağı vardı. Cezaevinin yanında köyden veyahut da Ilgın'ın uzak mahallesinden otobüs ulaşımı da olmadığı için oradan insanlar anne bir çocuğuna iğne yaptıracaksa saatlerce bir sağlık ocağına gidiyordu. Biz geldik iki tane daha sağlık ocağı yaptık. Evet. Ve bu birazcık rahatlattı inşallah. Ha, bu sağlık hizmetlerini de kolaylaştıracağız inşallah. Tabii bizim toplumda bizim geldiğimiz zaman gerçekten bir arkadaş gelmiş, Ilgın'ı çok temiz görmüş, demiş ki buranın belediye başkanı Saadet Partili mi demiş. Biz temizliğe ve çevre sağlığına önem verdiğimiz için inşallah çöplerin toplanıp geri dönüşüm noktasında bunu yapacağız. Bu çöpler noktasının artık böyle çöplüklerde uçan, yanan bir görüntü görmek istemiyoruz. Muhterem kardeşlerim, tabii burada TOKİ yatırımlarından bahsettim. Artık evet dikine büyümek iyidir ama şehirlerin hizmetler kolay olur. Ancak her yer dikine büyülmez. Bizim Ilgın'ımızın arazi özelliği var, jeopolitik özelliği var. Evet. Deprem bölgesi bunun için dikine değil. İnsanların mutlu olacağı, huzurlu olacağı bahçeli ev tiplerine iki katlı evler noktasında TOKİ ile böyle bir yatırım noktasında gelişme inşallah sağlayacağız. Tabii bizim dediğimiz gibi sanayi çarşımızı geziyoruz. Sanayi çarşımızın hukuki sorunları var. Dükkanlar şu anda arsa vasfında, inşallah bu soracağız. Ve sanayi çarşımın hiç bakımı yok. Öndeki kaldırımların bile yapımı yok. Gücü yetenler yapıyor. İnşallah burayı, bakın biz buğday pazarının asfaltını yaptık. Ve buğday pazarının bütün dükkanlarını belediye olarak öncülük yaptık ve boyattık. Bakın hepsi aynı tiptir. Evet. Esnafın kendisine bıraksaydık kimi boyardı bugün, kimi boyamazdı. Ama girdiğiniz zaman tertemiz bir buğday pazarımız var. İnşallah sanayi çarşımızda hem hukuki problemlerini çözeceğiz hem fiziki yapısını güzelleştireceğiz. Ve sanayi çarşısının içerisindeki parkları biz yaptık. Bizden sonra o parklara kimse bakmadı. Kimse sulamadı. Ve biz diyoruz ki sanayici esnafımızın oturup dinlenip de bir Ramazan günü yatabileceği, istirahat edebileceği bir yer yok. Oturup çay içeceği yer yok. Ha, biz bize birçok insan dedi ki başkanım şuradaki yeşil alan yaptığınız yeri satın dükkan geliri olsun size dediler. Biz hayır dedik ya, bu sanayi esnafı nerede oturacak, nerede kalkacak? Her tarafı bina yaparsak bu böyle bir şehircilik olmaz. İnşallah insan eksenli bir hizmet anlayışı. Tabii. İnşallah biz şunu söylüyoruz. Bize vatandaş her zaman kolay ulaşır. Evet. Bizi kendi evladı gibi, kendi kardeşi görür. Bize gece saat 3'te de ulaşır. Gece sabah 1'de de ulaşır. Ne zaman isterse ulaşır. Bizim vatandaşta bir problemimiz olmaz. İnşallah bu noktada vatandaşımızın taleplerini yerinde, anında karşılama niyetindeyiz. Evet. Tabii, evet. Sayın Başkanım, son olarak bir sorumuz var. Genelde vatandaşta şöyle bir algı, şöyle bir anlayış var. İşte belediye başkanıyla hükümet partisi aynı olursa hizmetlerin daha fazla gideceğini, daha çok gideceğini, daha hızlı gideceği algısı var, anlayışı var. Buna katılıyor musun? Hayır, katılmıyorum. Şimdi görelim, ben bir şey söyleyeyim. Ben belediye başkanını aldığımı anlattım. Evet. Bıraktığım zaman bizim seçim 4 oyla iptal edilmişti. Mehmetcan diye bir kardeşimiz meclisten belediye başkanı oldu. Bu evet. Kardeşimizin dediği bir şey var. Temiz bir kardeşimiz. Başkanım, ben onun kasaya bırakırken 60 milyar o günün parasına para bıraktım. Ve işçilerin ikramiyelerini ben ödememiştim, o ödedi. Evet. O ödedi. Ben muhalif bir belediye başkanıydım. Şimdi belediye başkanına bakıyoruz. Biz böyle bir borçlu belediye bırakmadık. Şimdi belediye başkanı her yere borçlu halde. Şimdi avantaj değil diyor. Belediyenin kişi başına gelen bir parası var. Artı
proje götürürsen kanunla sabit. Tabii canım mi? Tabii bu değişmiyor ki. Proje götürürsen projenin karşısında desteklemesi var. Bunun dışında kimse bu benim halamın oğlu, bu benim dayımın oğlu diye kimse para vermiyor ki. Ayrım olarak yani olamaz. Devletin vereceği resmi prosedürü var. Evet. Bu proje açmanız mümkün değil. Evet. Ha siz yeter ki münasebetlerinizi, işinizi iyi yaparsanız bu sıkıntı hiçbir zaman olmaz. Evet. Sayın Başkanım, bölgenize son mesajlarınızı alalım, programı bitirelim. Valla ben tabii şunu söylüyorum. Evet. Şimdi sevgili vatandaşlarımız burada bir oyun içerisinde veya bir yanılgı içerisinde olunuyor. Bu da şu. Efendim AK Parti'ye muhalifler var veya belediye başkanına muhalif arkadaşlar var. Bunlar diyor ki bu belediye başkanı kazanmasında kim kazanırsa kazansın. Ha kendilerine göre MHP'yi güçlü görüyorlar veya MHP bu işi biraz daha gündemde tutuyor. Olmasa MHP'ye verelim. Biz diyoruz ki bu seçimlerde bir şahıs seçeceksiniz. Yani bir parti seçmiyoruz, bir şahıs seçiyoruz. Bu işte şahsın, ben diğer arkadaşlarımıza ya bunun tersini söylemiyorum ama şuna dikkat etmeleri lazım. Bu şahsın kendilerine en yakın olanını seçmeleri lazım bir. Bu şahsın belediyenin parasını ve malını, imkanlarını kendi malından daha sıkı, daha kontrol tutması lazım. Belediyenin parasına, kasasına sahip olan bir insan olması lazım. Har vurup harman savrulması lazım. Üç, bu işte liyakatlı ve ehliyetli olması gerekir. Eğer gücün yanında yer alırsak her zaman yanılırız. Hakkın evet. ve doğrunun yanında yer alırsak hep kazanan biz oluruz. İnşallah seçmenlerimiz bunu değerlendirir, vicdanlarına sorar. Ilgınımız için, kendisi için en faydalı, en hayırlı hangi arkadaşımızsa oylarını ona göre kullanırlar diyorum. Ve bütün bizi dinleyen kardeşlerimize de en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Size de teşekkür ediyorum. Başkanım 50'ye yakın mesaj gelmiş. Tabii hepsini okuyamıyoruz şimdi. Zamanımız sınırlı olduğu için ben bütün seyircilerimizden özür diliyorum. Kendilerinden. Çünkü 50'ye yakın mesaj var. Zaten programımızda noktalamak üzereyiz. Kendilerine hayırlı akşamlar temennisinde bulunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Başkanım hoş bir sohbet oldu. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde tekrar sizi misafir etmek isteriz. İnşallah. Kıymetli vakitlerini, değerli zamanlarımızı ayırdınız. Size teşekkür ediyoruz efendim. Ben de size teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Bizim sesimizi duyurmaya sebep oldunuz. Allah razı olsun diyorum. Cümlemizden efendim. Kıymetli izleyenlerimiz Net Bakış programımız burada sona ermiştir. Bir hafta sonra tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık efendim. Hoşça kalınız.